Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yurt dışında tatil yapmak için her zaman umut var. Evet arkadaşlar, son zamanlarda döviz yükseldi ve yurt dışında tatil yapmak biraz daha güçleşti. Yurt dışında tatil yapmayı planlayan birçok insan belki yurt içi tatiline yöneldi. Ama halen Türk lirasının değerli olduğu birçok ülke var arkadaşlar. Yakın ve uzak. Belki de Türkiye fiyatına tatil yapabiliriz. Daha önce zaten ben bir videoda Türkiye fiyatına tatil yapabileceğiniz ülkeleri anlatmıştım. Bu videoda da Türk lirasının değerli olduğu tatil yapabileceğiniz 11 ülkeden bahsedeceğim. Bunların arasında Sırbistan var, Moldova var, çok yakın ülkeler ve vize gerektirmeyen ülkeler. Hatta Moldova'ya kimlikle bile gidebilirsiniz. Onun yanında Rusya var, vize gerektiriyor. Çok uzak ülkeler de var. Hindistan, işte Laos, Vietnam, Endonezya gibi çok çok renkli ülkeler. Bu ülkelerde halen Türk lirası biraz daha değerli. Şimdi bu ülkeler hangileri ve Türk lirası bu ülkelerde ne kadar değerli onlara bakalım arkadaşlar. İlk olarak Sırbistan. Sırbistan'a bildiğiniz gibi vize gerektirmeden gidebiliyorsunuz. Sırbistan'da bir Türk lirası şu anda 4,62 Sırp dinarı yapıyor. Sırbistan yakınlığıyla ve ülkenin zenginliğiyle çok güzel bir alternatif arkadaşlar. Buradan direkt İstanbul'dan Belgrad'a, başkent Belgrad'a yaklaşık 1 saat 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Çok çeşitli bir ülke, birçok uçuş bulunuyor. Ucuz uçuşlar da var farklı alternatiflerle. Bu yurt dışı tatili için, ucuz yurt dışı tatili için en güzel alternatiflerden halen bir tanesi Sırbistan. Ben henüz gitmedim ama gitmeyi planlıyorum. Balkanlarda çok güzel bir rota. İkinci bir seçenek arkadaşlar, çok uzak. Evet, uçak biletleri çok pahalı. Ama Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden bir tanesi Arjantin. Arjantin'de bir Türk lirası şu anda 10,44 Arjantin pesosu yapıyor. Bildiğiniz gibi Arjantin enflasyonla boğuşuyor. Enflasyonla mücadele ediyor. Güney Amerika'nın en büyük ülkelerinden biri. Bu ülkeye ucuz uçak bileti bir şekilde bulup burada ucuza tatil yapabilirsiniz. Çünkü yaşam olarak bize göre çok daha uygun her şey. Bir diğer ülke arkadaşlar Filipinler. Bu da çok büyük, uzak bir ülke ama vize gerektirmiyor. Burada bir Türk lirası şu anda 2,37 Filipin pesosu yapıyor arkadaşlar. Türk liranın değerli olduğu ülkeler arasında Filipinler de var. Biraz daha böyle egzotik bir tatil arıyorsanız bu seçenek çok güzel ama uçak biletleri yine pahalı olabilir. Bunu da en ucuz uçak biletini kayak sitesini kullanarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de anlatmıştım. Burada tabii ki Filipinler maliyetler açısından, yani yaşam maliyeti açısından biraz daha uygun olduğu için Türkiye'ye burada ucuza tatil yapabilirsiniz. Yani size burada en büyük problem yaratacak şey uçak bileti. Uçak biletini ucuza bulduğunuz sürece tatilinizi uyguna getirebilirsiniz. Bir diğer alternatif arkadaşlar, belki de en ucuz alternatif Moldova. Moldova'ya bildiğiniz gibi vizesiz kimlikle bile gidebiliyorsunuz. Yeni çipli kimlik kartlarınızla. Moldova'da şu anda bir Türk lirası 0,75 Moldova lehi yapıyor. Evet, yani çok değerli değil paramız. Paramız çok değerli değil ama burada da yaşam masrafları çok ucuz olduğu için yurt dışı için güzel bir destinasyon. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Küçük bir ülke ama buradan yine komşu ülkelere de geçebilirsiniz. Oraları da gezebilirsiniz. Ucuza tatil yapabilirsiniz. Bir diğer alternatif de Tayland. Benim de gittiğim Tayland, 2017'de gitmiştim sanıyorum. O zaman 2100 liraya gitmiştim ben. Turla gitmiştim hatta. Uçak bileti de dahildi. Yani müthiş ucuza gitmişim. Şu anda bir Türk lirası 1,47 Tayland bahtı yapıyor. Tayland çok egzotik bir ülke. Ve çok çeşitli yemek alternatifleri var. Çok çeşitli, yani Tayland mutfağı da çok zaten zengin. Yani Bangkok'a gidebilirsiniz, Pattaya'ya gidebilirsiniz. Farklı şehirlere gidebilirsiniz. Ama ben Bangkok ve Pattaya'ya gitmiştim. Çok beğenmiştim. Yani tekrar gitmek isterim. Bu da başka bir alternatif. Buraya da vizesiz gidebilirsiniz. Yine uçak biletleri tabii ki pahalıdır. Bir diğer alternatif ise Çek Cumhuriyeti. Bu ülkeye vize gerektiriyor. Schengen vizesi gerekiyor. Bir Türk lirası bu ülkede şu anda 0,94 Çek korunası. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti biliyorsunuz Prag. Yani bence
Benim gördüğüm en mükemmel şehirlerden bir tanesi. Yani sizi büyülüyor bu şehir ve orta çağda gibi hissediyorsunuz. Buraya da yakın zamanda gitmiştim, geçen yıl gitmiştim. Burada yaşam maliyetleri çok pahalı değil. Ama yine Avrupa içinde en ucuza tatil yapabileceğiniz ülkelerden bir tanesi Çek Cumhuriyeti. Bir diğer alternatif ise vize gerekiyor, Rusya. Bir Türk lirası Rusya'da şu anda 3,52 Rus rublesi yapıyor. Rusya'da Moskova var, St. Petersburg var. Yani birçok görülecek yer var. Bir diğer alternatif ise dünyanın en kalabalık ama en renkli ülkesi Hindistan arkadaşlar. Şu anda Hindistan'da bir Türk lirası 3,49 Hindistan rupisi yapıyor. Bu ülkenin kültürel dokusunu, işte farklı etnik gruplarını, dinlerini ve kültürlerini görmek için bu ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Hint mutfağı da zaten dünyaca ünlü. Hindistan'a da vize gerekiyor ve uçak biletleri de diğer ülkelere göre pahalıdır mesafesi nedeniyle. Ama yine yaşam masrafı olarak çok ucuza tatil yapabileceğiniz bir ülke. Bir diğer, daha doğrusu 3 ülkemiz kaldı. Laos, Vietnam ve Endonezya. Bu ülkelerden hızlıca bahsedeceğim. Bu 3 ülkeye de, yani Laos'a e-vize ile gidebiliyorsunuz. Vietnam'a ve Endonezya'ya ise kapıda vize ile gidebiliyorsunuz. Laos'ta şu an bir Türk lirası 770 Laos kipi yapıyor. Yine Laos, Güneydoğu Asya'da çok zengin bir ülke. Bu da farklı bir alternatif. Uçak bileti pahalı ama yaşam masrafı olarak yine ucuz bir ülke. Bir diğeri Vietnam. Buna kapıda vize alabiliyorsunuz. Bir Türk lirası 993 Vietnam dongu yapıyor şu anda. Ve Vietnam'da oldukça turistik biliyorsunuz. Bu da farklı bir alternatif ama ucuz uçak bileti bulmanız gerekiyor. Ve Endonezya arkadaşlar, buna da kapıda vize alınabiliyor. Bir Türk lirası 629 rupi yapıyor arkadaşlar. 18 bin adadan oluşan bu ülkenin başkentine, yani Jakarta'ya gitmek için de yine biraz fazla para ödemeniz gerekiyor. Ancak gittikten sonra yine yaşam masrafları çok düşük diğer ülkelere göre. Evet arkadaşlar, ben size Türk lirasının değerli olduğu tatil yapabileceğiniz 11 ülkeden bahsettim. Buradaki belki birçok ülkeye uçak bileti pahalı ama yine çok ucuz alternatifler de var. Uçak biletinin ucuz olduğu, yani Sırbistan gibi, işte Moldova gibi, sonra Rusya gibi. Rusya'da uçak bileti çok pahalı değil. Bu alternatifleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı tatili için her zaman imkan var arkadaşlar. Yeter ki siz araştırın ve kanalımdaki videoları takip edin. Ben çünkü ucuz uçak bileti, ucuz konaklama nasıl ayarlanır onları da anlatıyorum. Ve gezi ile ilgili, yurt dışı gezileri ile ilgili yurt dışına nasıl ucuz uçak bileti bulacağınıza dair videolar paylaşıyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.